Sevgili dostlar, ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bugünkü içeriğim iki fotoğraf makinesi kıyaslaması değil. Hele iki marka arasında kıyaslama hiç değil. Bu içeriğimin sonunda full frame ile orta format arasındaki fark ile ilgili kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacak bir içeriktir. Ve tekrar ediyorum, iki sistem arasındaki değil, iki sensör arasındaki kıyaslama olacaktır. Sensör farkları ile ilgili sizlere daha önceki bir içeriğimde, 35 mm standart diye olan bir içeriğimde, yukarıya da bir link bırakıyorum, zaten bir şekilde incelemiştik. Bugün ise iki sensör arasındaki fark ile ilgili çok daha detaylı bir incelemeye girişeceğiz. Bu inceleme için Fuji Film Karaköy'den sevgili Ferhat kardeşim bana gönderdiği GFX 50 S2 için teşekkür ederim. Peki neden bu iki kamera? Kısacası olabildiğince adil ve anlaşılır bir kıyaslama olması için. Yoksa GFX 100 S e rica edebilirdim. 100 megapiksellik bir sensöre karşı hiçbir full frame'in zaten şansı olmazdı. Ama ben onu yapsaydım sizlerden gerçeğiyle gizlemiş olurdum. Şimdi gelin gerçekleri bütün çıplaklığıyla göz önüne serelim. Evet bu iki kamerayı birbirine yakın megapikselli oldukları için tercih ettim. Ayrıca da megapikselin her şey demek olmadığını bu içerinin sonunda anlayacaksınız. Şimdi isterseniz farklara rakamsal olarak yaklaşalım. Sensör ölçüsü 36'ya 24. Piksel ölçüsü ise 4,39 mikron. 1 mikron 1 milimetrenin onda biridir. Orta format kameramız ise 51,4 megapiksellik bir kameradır. Sensör ölçüsü ise 43,8'e 32,9 milimetredir. Rakam kıyaslamasına birazdan döneceğim. Sensör kıyaslamasını biz neye göre yapacağız? 1. Çözünürlüğe göre. 2. Karanlık ortam performansı. 3. Dinamik aralığı. 4. Sağladığı alan derinliği farkı. Hoş biliyorum alan derinliği sadece de, daha ziyade lensten kaynaklıdır ama alan derinliğini lense yansıtan gücü de sensörün olur. O bakımdan mutlaka fark edecektir. Onu göreceksiniz. En sonunda 5 ise ISO performansı. Ee, bazılarınızın sürat dediğini duyar gibiyim ama siz de bir tercih yapacaksınız. Sürat mi, çözünürlük mü? İkisi bir arada olmuyor. Az önce saydığım 5 kıyaslama maddesini rakamlara dökelim ve verdiğim ölçülere bakalım. Ha, burada keşke iş sadece megapiksel olsaydı o zaman iş çok kolay olurdu. Ama elbet biz o farkı da kullanalım. Hatta onunla başlayalım. 51,4 megapiksel ile 45 megapiksel arasında ki fark hep oran kullanacağım izin verirseniz. %14,22'lik bir oran farkı. Bu cepte. Bu ikisi arasındaki piksel ölçülerindeki farkları bir hatırlayalım. Biliyorsunuz orta formatta 5,31 mikrondu. Full frame'deki rakam da 4,39 mikrondu. Bu iki rakam arasındaki fark ise oransal olarak %20,95'e ulaşıyor. Ve sadece bu iki oran farklarını üst üste koysak %35,17'lik orta format tarafına kayan bir fark göreceğiz. Ama gelelim esas farkın büyüğüne. O da sensör ölçüsü. Bu sefer orta formattan başlayacağım. 43,8 mm çarpı 32,9 mm'nin toplamı 1441 milimetre karedir. Full frame'in ise 36 milimetre çarpı 24 milimetre 865 milimetre karedir. En büyük fark da burada ortaya çıkıyor. Bu fark tam tamına %66,78'lik bir orana denk geliyor. Ve bütün bu farkları üst üste oturttuğumuz andan itibaren de farkımız %101,95'e ulaşıyor. Elbet bu fark anlattığım ölçülerde kağıt üzerindeki fark. Ama real dünyada nasıldır? E bunun için de dışarı çıkıp biraz fotoğraf çekmemiz lazım. Ve birbirine benzer fotoğraflar mümkün olduğunca aynı pozlama değerlerinde fotoğraflar çekip daha sonra onları bilgisayar üzerine bir kıyaslama yapacağız. Ve gerçeği göz önüne sereceğiz. Şimdi sevgili dostlar iki kamerayı da kurduk. Gördüğünüz gibi. Ve iki kamerayı da o 1 bölü 66, 78 çarpanına göre ayarlamalarını yaptım. yani Çünkü elbette diyafram birebir aynı olmuyor. 16 diyafram orada oluyor. O işte 26 diyafram e, lens aralığı da ona göre oluyor ama elimden geldiği kadar birebir ayarladım. Eşit olan şeyler şu anda diyafram açısı e, ve ISO. ISO her iki ISO'da 160 ayarladım. Şeyi otomatiğe bıraktım. Dekran şöyle otomatiğe bıraktım. Ve, ve güneşin şu anda birazcık daha düşmesini bekliyorum ki şu anda dinamik aralık başarısını göreceğiz her iki sensöründe. Olur. Sevgili dostlar hani yanlış yapmamak adına bir tane de her ikisinde F değerlerini 16'ya getirerek çekeceğim. Ayarlamalarımı ona göre yapacağım. emin olmak için de tekrar çekeceğiz elimizi. Böylece hangisine ne yaptığımızı anlıyoruz. Şimdi esas alan derinliğine ve biraz da bokehi inceleyeceğiz. O yüzden de yengenizin birkaç fotoğrafını çekeceğim. Evet sevgili dostlar. Dışarıda az önce çektiğimiz fotoğrafları şimdi bilgisayar başına incelemeye başladık. Önce ...her iki sensöründe dinamik aralık farkını inceleyeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi her iki fotoğrafında bütün... ...gerek sharpening gerek noise reduction'ların hepsini sıfıra indirmiş vaziyetteyim. Zaten kafadan... ...dinamik aralık farkını gölge ve parlak alanlarda ortaya çıkartırsınız. Daha hiçbir ayar, hiçbir şey yapmadan dahi... ...gölgelerdeki ve parlak alanlardaki başarı farkını göreceksiniz. Burada mesela hani patladığı dediğimiz bir noktayı görüyorum. Halbuki burada tamamen üniform bir yapıya sahip parlak alanlar. Ama şimdi biraz daha zorlayalım her iki kareyi de. Bunu yapmanın en basit yollarından bir tanesi önce highlight'ı sonuna kadar kısıp shadow'u sonuna kadar açmaktır. Bunun için de aynı şeyi yapacağız. Highlight'ı sonuna kadar kısacağız. Shadow'u sonuna kadar açacağız. Yani şunu yapmakla dahi buradaki parlak alanı yani burada blown up dediğimiz bölümü göreceksiniz. Burada öyle bir şey yok. Burada çok güzel yayılmış bir uniformite var. Yani tek yapı var. Ama bunu daha da zorlamak istiyorsak burada exposure'ı yani bozamayı 4 stop aşağı indireceğiz. Ki bütün gerçekler ortaya çıksın. Bakın buraya geldiğiniz zaman burada artık parlak alanda hiçbir güç kalmadığını göreceksiniz. İyice parlamış ve patlamış vaziyette. Burada ise hala kendini korumaya devam ediyor ki bayağı zorlamış vaziyetteyiz. Ve bunu yaptığımız an itibaren burada gölgede artık hiçbir detaya denk gelmediğimiz gibi buradaki detayları hala muhafaza etmeye devam ediyor. Şimdi bunu birazcık daha büyüterek aynı yerden detaylara beraberce bakalım. Karemizi tamamen büyütelim. Ve ben kararı sizlere bırakayım. Bu kadar zor bir fotoğraf ve zor şartlarda çekilmiş, ışık altında çekilmiş bir fotoğrafta dahi ve bu kadar dinamik aralığı diplere kadar yani limitlere kadar zorlanmış bir karede dahi gördüğünüz gibi orta formatın çözünürlükte hiçbir kayba uğramadığını görürken full frame maalesef buna çok fazla dayanamadığını görüyoruz. Şimdi daha henüz işin çözünürlüğünde değildik. Gelelim başka bir kareye sevgili dostlar. Başka bir iki kareyi ele alalım. Burada da iki tane portre resmi alacağım. Bu sağdaki orta formatın soldaki full frame'in. Yine aynı şekilde buraya gelelim ve bütün ayarlarını sıfırladığımızdan emin olalım. Evet her bütün ayarlar sıfır gördüğünüz gibi. Burada yapacağımız şey zaten bokehten bahsetmiyorum bile. Her ikisi de F2.8'de çekilmiş vaziyette. Ve her ikisi de aşağı yukarı aynı yani tam birebir aynı tabi tutturamıyorum çünkü bir tanesi 110 mm öteki 65 mm'ye tekabül Öteki 65 milimetreye denk geliyor. Yani ufak tefek hatalarım olabilir. Çok üzülüyorum. diliyorum. Kasitli hatalar değil bunlar. Bir formatı öne çıkartmak ya da diğer formatı daha gerilere itmek adına değil. En azından olabildiğince adil olmaya çalışarak yapıyorum ben bunları. Ama burada zaten bokehten bahsetmeyeceğim bile. Sensör farkının bokehi farkıdır bu. Lensin değil sevgili dostlar. Çünkü e, yani ki bu lens üstelik F2 değerine sahip. F2'de hiçbir şey e, görmüyorsunuz. O Arka alan bulanıklığı artık üst safhaya çıkıyor ama o yüzden hani adil olmak adına F2.8'de bıraktım. Sıra geldi çözünürlüğe. Hani evet burada biraz belki abartacağım. Az bir şey daha az abartayım bari. Evet sevgili dostlar. Sağ tarafta yine orta formatın çözünürlükte nasıl büyük bir üstünlük sağladığını göreceksiniz. Ee, hemen bunu, bunu da büyütelim ve ben yine yorumları sizlere bırakayım. Ki daha da yakınlaştırmışım şu anda orta formatı. Buna rağmen orta formatta çözünürlükte hiçbir kayba uğramadığı gibi doğal olarak full frame bu aşamada buna oranla hiçbir şansı kalmıyor. Evet sevgili dostlar şimdi sıra geldi ISO performanslarını kıyaslamaya. Önce full frame'den başlayayım. 1600 ISO'dan itibaren başlayacağım çünkü zaten oraya kadar hiç hepsi pürüzsüz. Ama 1600 ISO'da ufak ufak bütün ayarları kapattığımı göreceksiniz. Renkte bozulmalara denk gelmeye başlıyoruz. Bunu biz 3000 ISO'ya getirdiğimiz zaman bu bozulmalar birazcık daha arttığını görüyoruz. 6400 ISO'da ise artık hem grenlenme var hem renk bozulmaları var. Ve 12800 ISO'da gördüğünüz gibi oldukça kuvvetli renk bozulması özellikle ve grande bozulmalar. Orta formatımızda 1600 ISO'muzda bunların hepsi tekrar kapalı. Zerre kadar ne renk bozulması ne de pikselleşme var. Yani ne de grenlenme var. 3200 ISO'da çok dikkatli bakarsan belki bir parça çok minimal bir Acaba biraz daha büyütürsen... Yok, bir kere renkte herhangi bir bozulma yok. Renkte herhangi bir bozulma olmadığı gibi grenlenmeye de denk gelmedim. 6400 ISO'ya gelelim. 6400 ISO'da yavaş yavaş çok hafif bir renkte ve grenlenme ama yani bu yok sayılacak denince kadar az ve 12200 ISO. 12800 ISO yavaş yavaş kendini belli etmeye başlıyor. Bütün ayarlar kapalı olmasına rağmen bir saniye verelim. Fotoğraf kendine gelsin. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi 12800 ISO da full framing pardon orta formatınki de böyle. Şimdi en güzel ne yapabiliriz biliyor musunuz? 12800'leri bir kıyaslama yapabiliriz. Şöyle yapalım. 12800'leri kıyaslamayı yapmak için de şöyle ikisini de bir düzemine getirelim. Ve sevgili dostlar sonra bu karıyı ben büyüteyim. Ve kararı sizlere bırakayım. Ve gelelim sonuca. Sizlerin de gördüğü gibi orta format bambaşka bir dünya. Ve doğrusu isterseniz rüyalarımı süsleyen bir dünya. Ve önünde sonunda benim gerçekleştirmek istediğim bir dünya. Ve bu rüyanın gerçekleşmesine inanın Fuji filmin bu orta format dünyasına girmesi sağlayacak. Yoksa bu işi sadece Hasselblad markasına bıraksaydık. Orta format dünyası sadece ve sadece çok zengin insanların ya da çok profesyonel, çok meşhur fotoğrafçıların formatı olmaktan öteye gidemeyecekti. Oysa ki şimdi full frame ile rekabet eden bir orta format dünyası yarattığı için Fuji filme Sonsuz teşekkürler. Sevgili dostlar, eğer hala siz bir kamera almadıysanız ve orta format ile full frame arasına gidip geliyorsanız ve eğer ki profesyonel spor fotoğrafçısı değilseniz hiç düşünmeyin doğrudan doğruya orta formatı alın. Çünkü artık rakamlar alınabilir düzeye geldi. Bunda da hakikaten tekrar Fuji e teşekkürler. Bunu samiyetle söylüyorum. Ee, full frame'den APS-C'ye geçmiş bir insan olarak bunca yıldır bir anımı hatırlamıyorum ki hay Allah keşke bu full frame olsaydı dediğim. Ama bugün bu orta format yaşadıktan sonra GFX 50S2 gayri ihtiyarı kendime sormadan edemiyorum. Acaba GFX 100S nasıldır diye. Beni gerçekten büyüledi. Bu konuda sizin de düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Dolayısıyla yorumlara Düşüncelerinizi yazmaktan lütfen çekinmeyin. Çok memnun olurum onları okumaktan. Sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ki bu içerikleri daha genç kitlelere daha süratli bir biçimde yayalım ve fotoğraf çekme kolay yarışını hep beraber daha da geniş bir hale getirelim. Şimdilik huzurla kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.